karşınızda. Beylül Haznedar. Günaydın. 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 Ben herkes bir yerlere dağılmıştır diyordum. Pazar kahvaltısı beyefendi. Öğleye kadar zamanı var. Bizi ayak altında istemiyor galiba. Elif mi gelecek yoksa? Hayır. Omlet yaptırayım mı sana? Yok yok. Hafif bir şeyler yiyeceğim. Aşkım, kahveyi uzatır mısın lütfen? Firdevs Hanım nasıl oldu? Odasında hala. Utancından dışarıya çıkamıyor. Yok yok, ben midesini sordum. Bilmiyor musunuz? Firdevs Hanım zehirlenmiş dün gece. Aa. Bu saate kadar öğrenmişsinizdir diye ben de pat diye konuya girdim. Nasıl zehirlenmiş? Dur, telaşlanma, iyi şimdi. Dün akşam balık yemişler evde. Bir tek Firdevs Hanım'a dokunmuş. Fenalaşmış falan. Deniz Hanım da onu hastaneye götürmüş. O kadar yani. Hı hı. Ama iyiydi dün gece. Bir de kimseyi telaşlandırmamak için yukarıdaki kapıdan gelmişler. Ha. Niye? Yoğurt çorbası falan yesin. Ağır şeyler yemesin. Tamam, şimdi söylerim efendim. Neden benim haberim yok Deniz Hanım? Dün gece bana niye haber vermediniz? Telaşlanmanızı istemedim. Anne. Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Deniz Hanım anlatmadı mı? Behlül'den duydum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim şimdi, bir şeyim yok. Dün gece fenalaşınca Katya ile Deniz Hanım toparladılar beni. Niye beni aramadın? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim çocuklar. Ağrınız mı var? Ah, yok yok. Yat sen. İnsan bir arar, haber verir. Ben Deniz Hanım arayacaktı, ben engel oldum. Doğum gününde hastanelerde koşturmanı hiç istemedim. Benim bildiğim Firdevs Hanım ne olursa olsun arardı. Demek ki Firdevs Hanım'ı yeterince tanımıyorsun. Mideniz mi bulandı, nasıl anladınız? Evet, çok midem bulandı. Birdenbire çıkarmaya başladım. Başka kimseye bir şey oldu mu? Bir tek sen mi yedin balıktan? Bana denk geldi herhalde bayatı. Salondaydım. Katya geldi. Fenalaştığını haber verdi. Baktım midesi bulanıyor. Hemen bir taksiye koyup hastaneye götürdüm ben de. Niye taksiyle? Beşir evde yok muydu? Evdeydi. Evdeydi tabii de. Telaştan onlara haber bile veremedim. Katya da yalan söyledi uyuyorlar diye. Niye Katya'dan başka kimsenin haberi yoktu? Niye eve girmek için gizli saklı üst kapıyı kullandınız? Ben o telaşla... Hadi Deniz Hanım. Bir şeyler olmuş, bizden saklıyorsunuz. Önemli bir şey olsaydı söylerdim. Madem bu kadar önemsizdi, niye sakladınız? En azından biz eve geldikten sonra haberimiz olabilirdi. Bu giz niye? Bihter Hanım'a söylemeyin ama ne olur. Çok üzülür. Ne oldu? Firdevs Hanım intihara kalkıştı. Avuç avuç ilaç içmiş.
Midesini yıkadılar. Duyulmasın istedim. Kimse duymadan gidip gelecektik, Behlül'e yakalandık. Hastanede kimse tanıdı mı? Kızlık soyadını kullandık. Doktor Reha Bey'i aradım. Arka kapıdan aldılar bizi. Kendi ekibi müdahale etti. Dün olanlar onu gerçekten üzmüş demek ki. Onu yalnız bırakmayacaktık. Tekrar geçmiş olsun. Ben yine uğrarım. Ben de. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Ben de küçükken dondurmadan zehirlenmiştim. Ertesi günü iyileştim ama. Geçer hemen. Sağ ol. Görüşürüz. İyi misin? Gazetelerde dünle ilgili hiçbir şey yok. Katya'ya baktırdım. Peker. Söyleme ona. Aynı sorulara tekrar tekrar cevap vermek istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Kaldırmadım değil mi? Oho, çoktan kalktım, hemen gazetelere baktım. Ben de. Gözümü açar açmaz koştum baktım. Ucuz atlattık. Şimdi de Firdevs Hanım'la dedikodu yapıyoruz. Anladım. Dün gece Hilmi Bey'i aradığını söyledi mi? Hayır. Aramış, özür dilemiş. Hadi canım. O kadar pişman yani. Fena korkmuş. Neyse, o anlatmadan söyleme istersen. Tamam. Dün gece çok güzeldi, çok eğlendik. Öyle mi? Hiç belli olmuyordu. Hala bozuk musunuz Nihat'la? Hayır, barıştık. Neler konuştunuz dans ederken? Hiç. Cadı baldızlık yaptım ona biraz. İyi gelmiş o zaman. Hadi, çok öptüm seni. Annemin de selamı var. Sen de selam söyle. Hadi bay bay. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bugün de bir kontrole gidelim hastaneye. Hayır hayır, hiç gerek yok. Dinleneyim yeter. Dün gece Hilmi Bey'i mi aradın sen? Hayır, o aradı. Pekerlere beni aradı, özür diledi demiş. Allah'ın cezası pislik. Ancak yüzüne tükürürüm ben onun. Küstah, durumun keyfini çıkarıyor. Dün gece aradı, alay etti benimle. Anne, sen verdin o adamın ağzına lafları. Yeter bitti. Ne olur biraz yalnız bırakın beni. Sinirlerim hala çok bozuk. Tamam, şanssız bir gündü, geçti. Hadi ağlama. Mm-hmm.